enkaz kaldırmalarıyla ilgili şu anda %90'lar seviyesindeyiz. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer Başkanlığı'nda deprem bölgesindeki istihdam durumu ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. 16 ay geçti depremden bu zamana. Hem depremle ilgili birkaç konuyu sizlerle paylaşmak hem de gündemimizde olan TYP ile ilgili bakanlığımızın bizimle paylaştığı bilgi notunu sizlerle paylaşmak için bugün bir araya geldik. Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda Vali Ünlüer, deprem bölgesinin toparlanma süreci hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. 6000 civarında binamızla ilgili şu ana kadar 3000 dosya neticelenmiş ve 3000 dosyanın da gördüğümüz kadarıyla %60'ı aleyhimize, %40'ı da lehimize sonuçlanmış. Toplantıda son günlerde kamuoyunun gündeminde olan toplum yararına programlar konusu da ele alındı. Deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması için gerekenlerden bir tanesi de çalışma hayatının ve iş gücü piyasasının canlanmasıdır. Şu anda deprem bölgesinde ciddi bir ekonomik canlılığın başladığını ve özel sektörde, sanayide, ticari hayatta işverenlerin ciddi bir çalışan ihtiyacı olduğunu da görüyoruz. Bu doğrultuda özü itibariyle geçici hüviyette olan toplum yararına programlardan sözleşmeleri sona eren vatandaşlarımız program bitimi neticesinde kısa mesaj yoluyla İşkur il müdürlüklerimize davet edileceklerdir. Vali Mükerrem Ünlüer bu konuda kanunların açık ve net olduğunu belirtti. TYP vatandaşlarımıza geçici gelir desteği mahiyetinde olup TYP yoluyla kalıcı kamu personeli statüsü verilmesi isteği gerek yasalarımıza göre, gerekse diğer mevzuatımıza göre olanaksızdır. Ve ayrıca diğer vatandaşlarımız açısından da adaletsizliğe sebep olacak bir istektir. Zira TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değildir. Bunun yolları kanunlarımızda açıkça belirtilmiştir. Toplantı, gazetecilerin soruları ve yetkililerin cevaplarıyla son buldu. Elimizdeki imkanlara bakalım istedik. Yeni yapılan okullarımız da vardı. Şu ana kadar ötelememizin bir sebebi de o civarda 3 tane yeni yapılan okulumuz var. 24 derslikte. Görseliyle de hizmet alanıyla da ulaşılabilir bir bina olsun diye birçok kriteri göz önüne almak suretiyle ve bizim kendi müfettişlerimize inceleme de yaptırmak suretiyle önümüze birkaç alternatif geldi.